Merhaba dostlar. Bugün penne gratinat yapacağım. Kaynayan suyun içine biraz tuz atalım. Kurusu 150 gram olan penneden kaynayan suyun içine 150 gram tavuk kuyusu kullanacağım. Yine bunları eşit keselim. Neden eşit keselim? Bir kısmı pişerken bir kısmı yanmasın. Çok az yağ koyalım. Soğanım yok. Yarım soğan kullanacağım. Bu ara soğanı keselim. Odadan ikiye keselim bakalım. Pembe mi? Pembe daha ister. 100 gram mantar. Biraz fesleğen atalım. Şu makarnanın suyundan biraz alalım içine. Makarnayı daha önce haşladıysanız susuzdur, o süzülmüştür. Bunun içine mutlaka yarım bardak su ekleyin. Makarnayı 8-10 dakika kaynatmak gerekiyor. Bunun ya da nasıl isterseniz, az pişmiş, çok pişmiş. Buradaki şeylere bakın. Nasıl istiyorsanız öyle şeyler. Bunlar hazır. Bunun için alalım. Kuru olmasın. Biraz içine su koydum. Çok kuru olmasın. Ne diyoruz? Her zaman tavayı sıyırıyoruz. Çünkü güzel tarafı buradaki yağında. Şimdi bu arkadaşın üzerine biraz rendelenmiş peynir. Bunu da fırına koyuyorum. Tabağınıza güvenmiyorsanız fırın kabında koyun. Üstü kızarsın, tamam, bu iş. Dostlar, bugün penne gratinat yaptım.
böyle bir yemek. Bu bizim favori yemeğimiz restoranda. Restoranda yapmak her zaman daha kolaydır. Evde yemek yapmak zordur. Ev yemekleri hariç. Alakart çalışıyoruz biz. Yani bu önceden yapılmış bir şey değil. Biz o anda müşteriden sipariş geldiği an yapıyoruz. 10 kişi ise 10 kişi ayrı yapıyoruz. Ha bunun farkı nedir? Yani diyeceksiniz ki ya ben fırında makarna yapan. Niçin böyle yapıyorum diye sorarsınız. Bunun özelliği şu. Soğan istemeyene soğan koymayacaksın. Evde 3 kişi varsa 3 tane yapacaksan. Biri mantar istenebilir, mantar koymazsın. Biri etli ister, ona etli yaparsın. Çok kolaydır. Sadece soğanı ayrı pişirir, içine eklersin. Mantarı sonradan eklersin. Her tabağa. O nedenle bunun iyi yanı o. Fırın makarna. Bir tadına bakalım. Bunun sürmesi çok da önemli değil. Çünkü bunun üstü kızaracak. Tabağın çatlayanını görmedim. Ama sizin tabak çatlar mı fırında bilmiyorum. Çünkü biz zaten sıcak koyuyoruz tabağa. Tabak ısınmış oluyor, fırına öyle koyuyoruz. O nedenle yapabilirsiniz. Güvenmiyorsunuz da küçük fırın kaplanında olabilir. Ama tabakta daha estetik duruyor. Ve ayrı bir tabak koyun. Altına da bir peçete koyarsanız yürümez, kaymaz yani. Yani dikkatli olun, çok sıcaktır. Yemek bitene kadar sıcak kalır. Güzel yanı budur. Yemek bitene kadar sıcak yersiniz yemeğiniz. Çünkü tabağınız sıcak. Fırına koyun. Üst ızgaranız varsa sadece üstü çalıştırın. Üst kızardı mı? Tamam. Bir başka yemekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.